Evet. Sen, ben, Çaycı Hüseyin ve daha nice kişi şu an bu mutluluğun parçası. Zoro yendi, Sanji yendi. Tabi bunlar da seviniyoruz ama asıl sevindiğimiz olaylardan biri de Vano sonuna gelmemiz. Peki bu çok önemli geçiş chapter'inde neler oldu? King'in yenildiğini gördük, doğru. Ama Cipher Pol ile ilgili de mühim olaylar oluyor. Sonunda Luffy ile Kaido'yu görüyoruz. One Piece'i uzun zamandır takip eden bu çizimlerden bizi gelecek haftalarda ne bekliyor çok iyi biliyoruz da diyebilirim. Bu senenin son chapter'ını size gururla inceliyorum ama introdan sonra inceliyorum. Malum son chapter'da Queen'in yenildiğini gördük. Onun gibi bence benzer bir şekilde de King yenildi. Yani tip olarak, olay olarak benzer zaten. Burada Oda'nın gerçekten hızlandığını görebiliyoruz diyebiliriz. Ama şöyle bir şey de var. Mr. One dövüşünü mangada hatırladığım kadarıyla da benzer bir şekilde ilerlemişti. Hani bize daha uzun geliyor olabilir ama o kadar uzun da değildi gibi sanki geldi şu an. King'in o flashback'ini falan da görüyoruz ve unutmadan ekleyeyim. King bir as olarak aslında Katakuri ile de aynı seviyenin adamı. Yani şu an Zoro da bir nevi Wall Cake'deki Luffy ile aynı güçte de diyebiliriz. Yani nereden nereye. Bir çizimde de Luffy'ye Mihawk yenilgisinden sonra verdiği sözü de hatırlıyor ki güzel bir sahne o sahne. Efsane ağladığı sahne. Onu görmekte güzel oldu. Sonuç olarak King yeniliyor ve okuyucu tarafından da açıklanıyor. Yani şeytan meyve uyumu olayı falan çöp oldu. Yani öyle bir beklentim vardı. Vardı derken yani olması da normal. Yani düşünüyorum Doflamingo Dressrosa'da uyandırıyor. Impel Down'da 4 tane kişi orada uyandırıyor. Yani bu şeytan meyveleri uyanıyor ve bunlardan kat ve kat güçlü olan bir King uyandırmıyor. Bundan dolayı bu beklentim vardı, karşılanmadı. Tabi burada Oda'nın gaza bastığını da diyebiliriz. Tabi bu bir bakış açısı. Ama hani keşke gösterip de yenilseydi daha mantıklı bulurdum. Hani şeytan meyveyi şu an uyandırtmayacaksın da rakiplerde ne zaman uyandırtacaksın? Burada da bir şey not etmek istiyorum. Zoro'nun cehennem kralı olacağımı demesinde bir not edelim. Niye mi? Cehennem kralı, karanlık kralı. Selam olsun sana Rayleigh abi değil mi yani? Burada bir mesajda var aslında. Neyse bu inceleme biraz daha hani olayları kısa da bir özetleyerek anlatacağım aslında. Sonraki sahnede Cipher Pol'ların yine oturmasını görüyoruz. Adamlar oturup sabahtan akşama kadar tavla oynuyor bu arada. Boş oturuyorlar. King'in yenildiğini falan konuşuyorlar. Dediğim gibi zaten bir geçiş chapter'ı. Burada bunların oturup da konuşması mantıklı çünkü bize birçok şeyi de anlatıyorlar. Big Mom, Love ve Kitty de görüyoruz. Zaten sonra da bir kere görüyoruz. Ve benim gördüğüm bu üç karakterin yorulması. Yani bu mücadelenin 2 chapter'lik bir ömrü var. Yani 2 chapter'lik zamanı var. O da 2 chapter ayıracak bunlara, bitecek bu olay. Fazlası yok bu üçlü de yani. Ondan dolayı burada da sonunun geldiğini diyebiliriz. Sonra birkaç olay var. Yok Yamato şuymuş buymuş falan hiç ilgimi çekmiyor açıkçası. Hiç olaya da girmeyeceğim. Yani boş senaryo benim için orası. Onun dışında da sonra Kinemon ve Kiku'yu görüyoruz. Hani Usopp orada onları korumaya çalışıyor. Bayağı da bir uğraşıyor ki hoşuma giden bir sohbet de orada gelişiyor. Bu ikili diyor ki ya biz ölsek yeridir falan, bizi bırak git falan. Usopp başta aynen haklısınız, yaralısınız gibi böyle bir düşünüyor ama sonra da klasik Usopp geliyor. Hani siz niye hep ölmeyi merak ediyorsunuz falan, ne gerek var, sonuçta hayatta kalmak da bir marifettir. Bazen yani pes edip ölmek değil de daha bir başka bakış açısı sunuyor ki buradan bütün samuray mantığına da bir taş atıyor diyebiliriz bence yani. Sonra da Izo geliyor ve Usopp'a diyor ki al bunları git. Bunu da demiyor. Bunun da üstüne hani God Usopp diyor. Burada da Usopp'un götü kalktığını görüyoruz. Yani fena değil. Hoşuma gitti o sahne. Gerçekten baya bir Usopp'un tepkisi de hoşuma gitti. Orochi Hiyori'nin yanında halen. Raizo ve Fukoro Namne'yi de görüyoruz. Ve büyük ihtimal Fukoro neyse işte artık sonunda taraf değiştirecek. Yani yoksa bu kadar bu adam yenilmemezlik yapılmaz yani, saçma. Gerçi bazı element teoriler var böyle. Yok şu olacak bu olacak falan da. Çin onlar ya Fukoro Namne'den yani ismini bile söylemekte zorlandığımız bir adamın yani ne teorisi çıkacak? Benim net düşüncem burada. Bunlar o olan küçük eşyalar. Önemli olaylardan biri de Apu Cipher Pol'ları görüp kaçmış ve bu Cipher Pol'lar X Drake'i de yenmiş. Aynen. Ve görünüşe göre kolay yenmiş gibi duruyorlar. Yani güç olarak çok güçlü gibiler. Ki ben X Drake'i yani bir Sanji'ye belki tam değil ama hani Sanji'nin altında bir güç olarak görüyordum aslında. Ve emindim o güçte olduğuna dair. Halen de öyle düşünüyorum ama burada ya ben yanılıyorum X Drake'in gücüyle ya da bu Cipher Pol'lar gerçekten güç olarak yani bir Zoro'yu bir Sanji'yi yenebilir alabilecek durumdalar. Bu biraz ortaya karışık. Bir de hani büyük başlar da değil herhalde. Bunların daha güçleri de var gibime geldi. Neyse, Cipher Pol ile irtibata geçiyorlar. Olayları özetliyorlar falan filan, cartı curtu, fazla olaya da girmeyeceğim. Burada işte yeni neslin tehlikeli olmasını söylüyorlar. Yenebilirler falan. Ya işte böyle muhabbet sohbet, fazla hani önemsiz şeyler benim için. Bu konuşma gerçekleştiğinde de Sanji ve Zoro'nun bayılmış, yani uyur hallerini görüyoruz. Burada da şunu diyebiliriz. Bu ikisi bitti. Yani herhangi bir şey Robin'e olursa bu saatten sonra bir Jinbei kurtarmalı, bir Marco kurtarmalı, bir Usopp kurtarmalı. Yani bu tarz karakterler Cipher Pol'a şu an kafa tutabilir. Ha, bu da dediğimiz gibi oldu aslında. Ve gelelim en önemli anlardan birine. Neyi görüyoruz? Luffy'yi Kaido'ya karşı görüyoruz. İkili birbirlerine geçiriyor. Bir o bir diğeri, bir o bir diğeri. Sonra da gülümsüyorlar ve chapter bitiyor. Yani burada zevk aldıklarını görüyoruz ki bir de şunu da ekleyeyim unutmadan. Ya abi şu 2-3 sayfaya bakın. Son 2-3 sayfa. Bu klasik birkaç chapter'de Kaido'nun yenileceğinin böyle bize tak diye haberi yani. Zaten biz bunu biliyoruz ama artık yakın olduğunu diyebiliriz. Yani böyle bir hesap yaptım. Doğrusuyla yanlış. Hatta spoiler videosunda 20 chapter dedim de. Yani bu çizimleri gördükten sonra benim için 10 chapter. Yani 10 chapter sonra Vano bitecek gibi. Tabi bu 10 chapter kaç ay olur o biraz başka bir mesele ama 10 chapter. Yani şöyle diyorum. Big Mom'un yenilmesi veya ölmesi neyse artık, terk etmesi, bitmesi 2 chapter'lık bir ömrü var. Kaldı 8. 8 chapter içinde rahatlıkla Kaido yenilir. Yani o kadar da uzatılmaz. Çünkü bir nevi Kaido'nun dövüşü zaten 900 Namne'de başladı herhalde. Yani direkt her chapter savaşmasalar bile yani malzeme olarak uzun yani. Katakuri gibi tak birden değil, uzuna şey yapılmış. Ondan dolayı benim tahminim böyle bir 6-7 chapter sürer gibi. 2 chapter'da Big Mom, bir chapter'da kapanış, 1-2 chapter'da hani gidiyoruz falan gibisine. Çünkü hani Vano sonrası hızlı bir geçişte olacaksa ortalama 10 chapter diye ön görüş yapıyorum yani bu olayın bitmesini. Bilmiyorum sizce kaç chapter'da biter? Yani öyle bir yazın yorumlarda. 10, 15, 20. Hani kaç chapter'da bu Vano biter? Onu merak ediyorum, düşüncelerinizi. Şimdi chapter'e bir tekrardan bakarsak. Yani Zoro, King, Sanji ve Queen olayı var. Queen, King yenildi. Sanji ve Zoro bitti yani. Yendi ama yenilmiş gibiler. Artık iş yapmazlar. Usopp'un sahnesi var. Screen time'ı güzel aldığı zaman hoş ama halen Usopp ile ilgili bir dövüş beklentim var. Yok abi yok, artık yok bu saatten sonra. O da gitti gibime geliyor. Zaten son spoiler videosunda Elbaf ile ilgili de bir şey dedim. Halen burada geçerli benim için. Yani Usopp için Elbaf'ta büyük olaylar bekliyorum. Big Mom, Love, Kid büyük ihtimal gelecek chapter'da onlar konumuz olacak. Bunun dışında Luffy, Kaido'yu gördük. Güzel, artık giriş yaptık bu ikiliye ve X Drake'in nasıl yenildiğini gördük Cipher Pol'a. Cipher Pol'ların bu kadar güçlü olması da olayı karıştırıyor. Yani sonda ne olacak? Bunlar kime ne zarar verecek? Robin'i kaçırabilecekler mi? Ben halen kaçıramayacaklarını düşünüyorum. Kaçırırlarsa Impel Down arkı gelir ve Impel Down arkı da geriye dönüş arkı olur. Yani bir playback olur. Kusura bakmayın, bu saatten sonra Oda gibi bir yazar eğer hızlı bitirmeye niyetliyse bile böyle bir şey hiç düşünemez. Ondan değişik bir senaryo bekliyorum. Yani Robin kaçırılmaz ki kaçırılan bir karakter olduğu için bir daha da kaçırılmaz. Büyük ihtimal bura engellenecek. Bir Marco'yu engellemek için en uygun kişilerden biri olarak görüyorum açıkçası. Yani chapter hakkında fazla diyebileceğim bir şey yok. Bu kadarını diyebilirim. Videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Zil sesini açırsanız da sevinirim. Malum birçoğunuzun zil sesi açık değil. Ben biliyorum. Video sonunda One Piece Real Life videosunu koyuyorum. Bir ara böyle bir video yaptım. Gerçek hayatta karakterlerin kimden alındığını. Burada Jim Carrey var. Burada Enel var. Burada Varoğlu var. Yani o videoyu bir izleyin. Bunun dışında da bir de X Drake'in bilgi videosunu koyayım. Hani adam Türk sonuçta. Türk diyebileceğimiz bir adam, hoşunuza gider diye. Neyse ben yavaştan kaçar. Hoşça kalın.